kendine gel. Yeter! Neden hala unutamadın onu? Ha? Neden senin için bu kadar önemli? Neden? Çünkü... Çünkü onu ben öldürdüm. Son günlerde bana bakışları değişmişti. Eskisi gibi sevgiyle bakmıyordu artık. Atından düştüğü günün sabahı bu meseleden dolayı tartıştık. Behiye tam aksine beni suçlayarak ona yeteri kadar ilgi göstermediğimden yakındı. Akşama doğru kaza geçirdiği haberi geldi. Felç olmuştu. Behiye gibi hayat dolu bir kadın için bu vaziyeti ölümden farksızdı. Herkese, her şeye küsmüş, odasından çıkmaz olmuştu. Onun bu halini gördükçe kahroluyor. Elimden hiçbir şey gelmediği için isyan ediyordum. Her geçen gün durgunlaşıyor, benden uzaklaşıyordu. Nefes alıp veren bir cesedim ben diyordu sık sık. Dilinden ölüm kelimesini düşürmez olmuştu. Öyle ki... Ölmek benim hakkım. Bana yardım et diye yalvarmaya başlamıştı. Böyle bir şeyin asla mümkün olmayacağını söyledimse de... her gün bana yalvarıyor... ağlayarak ölmek istediğini söylüyordu. Bir akşam yine bu sebepten tartışıyorduk. Bana felçli kalmanın tek sorumlusu sensin. O sabah üzerime gelmeseydin, beni bunaltmasaydın at gezintisine falan çıkmaz. Bütün bunlar başıma gelmezdi dedi. Nefret ediyorum senden, kurtulmak istiyorum diye bağırıyordu. Beni küvetin içine suya bırak bitsin bu iş diyerek son bir kez suratıma haykırdı. Aklımın başından gittiğini hatırlıyorum. Öfkeden delirmiş gibiydim. Onu banyoya götürdüm. Ve dediğini yaptım. Hayır.
bırakmasaydım, çekip gitmeseydim... ...hala yaşıyor olacaktı. Lütfen, senin hiçbir suçun yok. Böyle olmasını o istemiş. Yalvarırım, daha fazla üzme kendini, ne olur. Yardım et.